Uyumak hakkımıza sahip çık. Bulacak. 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 Uyumak. Sorarım. Ararım seni her yerde. Futbolcu burada, söz verenler nerede? 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 Maçok sen de gel. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bucak Oğuzhan Spor Takım Kaptanı Mehmet Ali Moğol. Mehmet Ali Bey, burada niye toplandınız? Yaklaşık 9 aydan beri Bucak Oğuzhan Spor için ter dökan arkadaşlarımla beraber yaklaşık 5 gün sonra final maçına çıkacağız. 6 aydan beri verilen sözler tutulmadığı için, alacaklarımız 700 milyar olduğu için, evimize götürecek ekmeğimiz olmadığı için, arkadaşlarımızın alın teri için sesimizi buraya duyurmaya geldik ve yetkililere buradan sesleniyoruz. Emeğimize, bizim şampiyonluğumuza sahip çıksınlar. Yani futbolcular bugüne kadar hiç ücret alamadı mı? Veya ne kadar alacağı var? Yani herkesin mi alacağı var yoksa birkaç kişinin mi? Şu an bütün takım halinde primlerimiz, sezon başı anlaşıp peşinatlarını alamayan arkadaşlarımız var, maaşlarımız var. Toplam 700 milyar şu an kulüpten alacağımız para var. Ama şu an sadece bize verilen sözler ve vaatler var, hiçbiri yerine getirilmedi. Biz mağduruz, açız. Biraz geri gel. Sizi tanıyabilir miyim? Bahri Arslanlı ben. Daha önce de Bucak'ta oynamış bir futbolcuyum. Daha önceki dönemlerde biz böyle bir şey yaşamadık gerçekten. Biz her defasında bu zamana kadar bize sorarlarsa, bu zamana kadar niye sesiniz çıkmadı falan derlerse biz sesimizi çıkarttık ama bazı kitleler maalesef bizi basına yansıtmamamız için engel oldular. Maalesef böyle oldu ve her defasında biri çıkıp yarın gelecek, işte haftaya gelecek, işte önümüzde şuradan söz aldık, buradan söz aldık diye bizi sürekli oyaladılar. Ve biz buraya geldik ve hala biz geçen hafta bir sesimizi duyurduk herkese falan. Ve hala bir vaat verdiler bize. Yani geçen hafta pazartesiden ve bugün 8 gün geçti yine. Hala o vaat tutulmadı. Ve hala tutulmayınca da biz böyle bir karar almak zorunda kaldık. Çünkü herkesin burada ailesi var, geçindirdiği bir yeri var. Şimdi buradaki vatandaşlara hani herkese kime sorarsan sor. Yani burada evine götüren ekmek, çoluğu çocuğu olan insanlar var, arkadaşlarımız var. Burada kime maaş çalışan herkese sorsak, bir patronu 4 ay 5 ay maaş vermediğinde ne yapar, hangi duygular içinde, çocuğuna ne götürür ve çocuğuna ne almak ister? Önce bir empati yaparak bu bizi yargılasınlar. O yüzden artık biz sesimizi duyurmak istedik çünkü bu maçtan sonra önce. Biz yine gerekeni, biz üzerime düşeni gerekeni fazlasıyla yaparız, yaparacağız da. Ama bu şekilde kandırılmak ve kandırılma vaadiyle biz buraya geldik. Ve biz çok üzüldük. Yani bizi bu duruma düşürenler utansın. Ben başka bir şey söylemiyorum. Yani futbolcular üzerine düşen her şeyi yaptı diyorsunuz. Her şeyi yaptık yani. Biz gereken her şeyi yaptık. Ama bizi hep oyaladılar. Buraya kadar geldi ve en son bir vaat verdiler en son. O da tutulmayınca artık bardağı taşıran son damla o oldu yani. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani artık yani bir şey yani ifade etmiyor. Biz her şeyi yaptık. Bundan önce de yaptık. Ama hani biz arkadaşlar olarak bir karar aldık. Yönetim olsun yani buradaki ileri gelenler olsun. Hakikaten bizi sürekli kandırıldık diyelim yani artık. Yani bunun başka bir izahı yok yani artık. Final maçından önce biz idmanlarımızı hala yaptık, hala da yapıyoruz. Ama artık bir tepki vermek zorundaydık. Yani gerekirse biz yani şehri terk edeceğiz yani. Yani üzerimize düşen
Her şeyi yaptık diyorsunuz. Her şeyi yaptık biz. Artık yapmayanlar yapsın biraz da bu şehri, yani sahiplensinler. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Osman Özdemir. Oğuzhan Bilgoy'u bir taraftarıyım. Ve bu arkadaşların haklarını aramak için bugün buradayız. Biz aylardır ligin ikinci yarısından bu yana bu takıma her türlü desteği verdik. Esnaf ve sanayici olarak. Yani bir yönetimin, bir de bizim iş adamlarının vermediği desteği verdik biz burada. Ama hiçbir yönetimden olsun, belediye başkanımızın buraya şampiyon olup geldiğimizde verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Biz de şu anda bunun için buradayız. Yani neden bir cüzi miktarda bir para yardımında bulunup da bu takımı bu hale getiriyor? Bugün oyuncularımız gidiyordu. Biz bu oyuncuları buraya getirdik. Yani bu bucağın bir gururu. Bir bucak üçüncü lige çıkacaksa bu maddiyata da ihtiyacımız var. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Artı başımızda çok güzel, iyi bir hocamız var. Ama yönetim demesin, bir yönetimimiz yok. Sıfır bir yönetimle gidiyoruz bu sene. Yani bu bucak için yakışan bir şey değil. Yani bucak için her türlü çalışmamız lazım. Yani bir elinden emekli herkes çalışıyorsa, bir iş adamlarımız, bir belediye başkanımız, bir vekillerimiz buna çaba gösteremiyorsa bizim bucak için çok kötü bir şey. Ha, vekillerimiz elinden gelen bazı imkanları yaptı ama yeterli değil. Yani şu son maçta bize bazı imkanlar sağlamaları gerekiyor. Hani biz bunu bütün bucağın duymasını istiyoruz. Başka da diyeceğim bir şey yok. Yani üçüncü lige zaten çıkarsak diyorsunuz bir miktar para gelecek yani. Ama yani, önemli olan bir çıkmak. Ya çıkıncaya kadar futbolculara destek var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Çıkıncaya kadar ki olan imkanları sağlamak zorundalar. Yani bu çocukların da bir, herkesin bir eşi var, çocuğu var yani. Basit bir olay değil. Ama biz bütün esnaf olarak ve bütün bucaklı olarak alt tabaka daha doğrusu elinden gelen herkes 10'ar lira da olsa 50'şer lira da olsa yardımını yaptı. Ama bir büyüklerimiz bunu yapamadı. Bunun için çok üzgünüz. Yani bu futbolcuların buradan gitmesi çok kötü ve bugün Burdur ilinde olmayan bir takım bucakta var. Yani bunu bütün bucaklı görüp duyması lazım. Benim diyeceklerim bu kadar. Ve Emrullah Başkan'a da buradan saygılar sunuyorum ama bu takımın arkasında durmuyor. Pazar günü de söyledim ben bunu. Ama yapmadı. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.